Ahmet'in, Mehmet'in sevgilisi var. Benim kollarım neden bomboş kaldılar? Ağlara sevdanın çiçekli dalları, bana da sevdanın dikenli yolları. Ey ben anlamam, anlamam. Ahmet, Mehmet dinleme. Ben de isterim elma yanaklardan, kiraz dudaklardan, öksüz müyem, yetim miyem, öksüz müyem, yetim miyem? Elma yanaklardan, kiraz dudaklardan, öksüz müyem, yetim miyem, öksüz müyem, yetim miyem? Sevgilisi var. Benim kollarım neden bomboş kaldılar? Ağlara sevdanın çiçekli dalları, bana da sevdanın dikenli yollar. Ey ben anlamam, anlamam. Ahmet, Mehmet dinlemem. Ben de isterim elma yanaklardan, ben de isterim kiraz dudaklardan, öksüz müyem, yetim miyem, öksüz müyem, yetim miyem? Ben de isterim elma yanaklardan, ben de isterim kiraz dudaklardan, öksüz müyem, yetim miyem, öksüz müyem, yetim miyem? Ben de isterim. Duyduk duymadık demeyin, ben de isterim. Ama ne isterim ben de bilmem. Bazı adam vardır isteyeceği şeyi bilir, bazı adam vardır ister ama bilmez. Karşı taraf da der ki, ya ne istiyorsun? E valla ne bileyim, ya bir şey ver. Ne istiyorum? Canım. Buradan yavrum, buradan yolunu şaşırma. E hadi oradan çık. Şöyle sallan da biraz boyun gerilsin. Evet, televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen insanlara teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı iletirken sizlere de teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim bu akşam yıllardan beri yani yıllardır bir Karadeniz özlemi vardı. Ha bugün yaparım, ha yarın yaparım, ha bugün, ha yarın derken uşaklar 3 sene oldu. 3. senemiz. Hatta yok. Ne? 4. senemiz. İbo Show 4 sene. Allah! Kutluyoruz! Yemin ederim ben 3 sene falan biliyorum. Eğer 4'lemişiz. Ne kadar güzel. Çifti severim. Peki sevmem. Şimdi bu gece bir Karadeniz gecesi var. Karadenizler burada. Karadenizli türkücü arkadaşlarımız, halk müziğine gönül vermiş arkadaşlarımız burada. Evet, şimdi huzurlarınıza kimi çağırıyorum? Karanfil. Karanfilli yarim. Karanfil kızım, çingene. Ne oldu kızım sana? Kızılderili olmaya karar verdim. Gel be. Kızım gelsene buraya. Kızılderili olacağım ben. İsmim de oturan saksıdaki çiçek. Anlamadım kızım, sen ne olacaksın? Oturan saksıdaki çiçek. Yani oturan boğanın yerine saksı çiçek. Nasıl oluyor bu? Bu nedir? Bu ne? Seceliğe böyle dolaşıyorum.
Niye böyle diyorsun sen? Börek kuru, içeri getirmişsin acılı lahmacunları. Yani ben de fırş etmedim, yedim. Pişt, pişt, iki kelime daha konuşsana gebertirim. Ağzımı... Bir dakika. Ne dedin bana? Börek kuru. Böğürüyor muyum ben? Demir böğürüyorsun. Ağzımın içine yangın çıktı mı? Senin ağzın içi emaye ile mi kaplı? Yok. Ya insan bir tabela asar oraya. Nereye? Oraya. Lahmacunların olduğu yere. Ha, bir ton para vereceğim bir de tabela asacağım. Yok canım. Tabela neler... asmıyorsan kendini çivile. Nasılsa seni görenin aklına sadece lahmacun gelir. Sen bana bakar mısın? Beni gören nasıl aklına lahmacun geliyormuş? Pis kız. Pis sensin, kirli herif. Ben günde 8 defa yıkanırım. Bu su sıkıntısında. 8 kere. Sen sürekli tükürüyorsun ya, pıh pıh. Ben onları biriktiriyorum, evde yıkanıyorum. Sen eğer günde 8 kere yıkanıyorsan, ufakat da biraz civcivler yesin kızım. Tamam, biraz abartıyor olabilirim, 7 defa yıkanıyorum. Bence o da biraz abartıldı, biraz daha at bakayım, civcivler aç kaldı yavrum, at. At. 6 olsun, 6 kere yıkanıyorum. Sen yine biraz daha at. Ya yeter, civcivler doydu. Nasıl doydu? 6 yeter, 6 kere yıkanıyorum. Peki gel şimdi. O zaman ben sana suyu yasak edeceğim çünkü... Doğru. Ben küçük, büyükken, küçükken iri kayın bir şeydim. Kocamandım. Yıkana yıkana çekiyorum. Böyle oldum ya. Halime bak ya. Kızım. Üzülme. Üzülme. O zaman ben sana yıkanmayı yasak edeyim. Olsun bitsin. Tabii. Değil mi? Küçüldükçe sen de beni gözün görmeyecek... Basacaksın, ezeceksin. Korkma, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzer Hasancan. Sen beni... Ay karıştırdım. İşin püf noktasını buldum ben. Nasıl buldun? Artık kuru temizlemeciye gidiyorum. Ha. Böylece çekmiyorum. Yani sana elbiseler... Da... Nasıl? Elbiseler mi veriyorsun? Kedimi. Kendini kuru temizleme. Çekmeyeyim diye. Allah Allah. Bu nereden çıktı? Sana da tavsiye ederim. Sana da. Ama kuru temizlemeciyi. Ana! Anlamadım. Ne dedin sen bana, ne dedin? Ya şey, dilim sürçtü. Ay dil gerizekalı, kuru temizlemeci diyecektim be. Ha, ya buraya. Ay, ben gidiyorum. Karanfil oylu boylum, gidiyor Selvi boylun. Gidiyor Selvi boylun, karanfil oylu boylum. Allah cezanı verecek, Allah cezanı verecek. Türkünün de içine etti. Dedin? Kızım, karanfil oylu boylum, gidiyor Selvi boylum, geliyor Selvi boylum. Şu Selvi boyla bak. Allah'ım ya Rabbi. Allah Allah, sen mavi mavi, mavi mavi derken biz karışıyor muyduk? Ne dedi, ne dedi? Mavi mavi, mavi mavi. Ben de bunu böyle söylüyorum. Nasıl yani? Karanfil oylu boylum gidiyor Sevi boylun. Oh, o zaman ben de şey söyleyeyim. Açıl susam açıl. Uşt. Açıl susam açıl. Uşt. Açıl yeter, susam. Yeter sus, ne yapıyorsun? Açıl susam açıl. Ne terbiyesiz herifsiz Sevi. Sus biraz bir. Allah cezanı verecek. Ya Rütük duyacak, programını kaldıracak. Açıl susam açıl olur mu ya? Şşt Rütük up. Bak sana mesaj çıkarım he, dinle. Abi Rütük, Rütük. Bu adam üşütük, behüdük. Eyvah ayvayı yedük. Ay. Tamam be gel be. Ay, ay. Şuraya. Kimler çağıracaktın şimdi? Karadeniz ordusu var içeride, onlar çağıracak. Yeri konuklar. Evet, hepsi abisi kokuyor. Kızım sana ne? Kimi kimi hamsi kokar, kimiz lahmacun? Sana ne? Biz roman kokuyorsun bir şey dedik mi? Al bakayım bunu. Beni ayı mı sandın sen? Ali, çağırıyorum. Oraya, şşt, ben... oraya. Ha, pardon. Tipe bak. Bir daha vermeyesin he. Ben çağırayım. Hı. Kimleri çağıracağım? Kamil Sönmez. Bir. Volkan Konak. İki. Süreyya Davulcuoğlu. Üç. Dördüncüsünün adını unuttum valla. Türk.
Rütük, Türk, İsmail Türk, net. Brüt yani. İsmail Brüt. Canım benim, kafayı yedi, yazık. Sırayı kime verelim? Sırayı kime verelim? Dedikodu yok, sırayı kime verelim? Ben bir dakika abi, benim bir tane şeyim var. İnne minne kiraze, şemsi katte bittaze, tüm tüs tüm belek fıs. As. Ama Kamil Sönmez çok saygılıdır. Hele hele hanımlara çok saygılıdır. Seni biraz şey yapayım. Babayı pofla, babayı pofla. Ablasına şey yapar. Kardeşine. Ya hem Kamil Sönmez zariftir, incelidir diyorsun, hem de ablasına dedir diyorsun bir bayana. Yani, ya oraya şey yapıyorum, sana kaldırıyorum. İşte ben de Süreyya'ya devrediyorum. Teşekkür ederim. Bak Süreyya dedi. Abla demiyor. Allah'ın cezanı verecek. Ayrıca sen bunu tanımazsın. Bu davulcu aileden gelme. Davulcu aileden. Abla bu soyadı nereden? Yani ne? Efendim ilk eşim Erzincanlıydı. Kayınpederimin ailesi davul kasnağı yaparmış. Davulcuoğlu Giller dermişler. Davulcuoğlu soyadı, ilk eşimin soyadı. Onun için yani şimdi 5 yaşındaki bir yavrumuza da sorsak işte Davulcuoğlu diyecek. Onun için soyadını artık sizlere, toplumumuza böyle mal oldum. Böyle de devam edeceğim. Demek ki ben doğruymuşum. Vallahi ben öyle salladım, tuttu. Buyurun abi, üçümüz oturun. Üçümüz oturun abi. Şöyle gel abla, sen gel oturma, sen gel oturma. Benim yerim orası, gebertirim. Süreyya abla, bize ne söylersin abla? Şöyle Karadenizler, bak Karadenizler oturuyor. Zannetme ki İstanbul'da yok. Şeye bakıyoruz, kamera bakıyoruz. İzmir'de var, İstanbul'da var, Ankara'da var. Dünyanın Türkiye'nin her yerinde var. Avustralya'ya gittim, orada kara lahanayı, mısır ekmeğini yedim. Onun için İbrahim Bey'in dediği gibi dünyanın, Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde de var. Evet. Karadeniz yöresinden ne diyoruz? Yine Trabzon'dan bir türkümüz. Gece sabaha kadar yanar benim ışığım. Biraz aşağı. Evlenin ha, evlenin. Bak evlenmezseniz yüzleriniz buruşur. Gel. Yüzlerin buruşuyor. Şey, tabii. Koca Mişlu'nun eseri. Benim gibi 13 evlenen bir şeycik olmaz. Sen 13'ünde mi evlendin? Tabii fi tarihinde. 13'ünde maşallah erken tanıştı şeyle. İbrahim yani, Bey. Ama o zaman öyleydi. Şimdi. Şimdi ayva yiyor da abla. Şimdi kızlarımız oh çok iyi yapıyor. Kendileri seçiyor. O çok güzel bir şey. Efendim kasetimden bir parça okudum. En son yeni çıkmış kasetimden. Sevgili seyredenlerime, dinleyenlerime. Buyurun otur. Şöyle. Efendim ayva yemeye 13'ünde başladı. O gün bugün ayva yiyor. Ben memnunum. Yemin et. Tabii. Şundan sen memnun musun evlilikten? Evet. Gayet tabii. Biz evlendirdik seni. Gebertirim. Evet. Gel canım, ama buyurun. Oldum. Tam buyurun. Üstünde ulele tobu tobu. Sen buna klip çekseydin kim oynatırdın klibinde? Sana ne? Akrep lan. Hayır, neden öyleseydi bak söyleyeyim mi? Sen doğallıktan ya da bir elifsin ya. Pardon, adamsın ya. Ülesin ya. Evet öyleyim. Şimdiki gacilerim silikonlu ya. Ha. Kimseyi oynatamazdın, o yüzden söyledim. Çiçek vereceğim. Kime? Soru muydu? Pardon. Bak ya soru muydu diyor ya. Ya vereceğim, konuklara vereceğim. Maşallah pek bereketli bugün.
Al. Sağ olun, sizde de kalabilir. Teşekkür ederim. Size şu çok kadar vereyim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Çiçekler çok komik galiba. Al. Aa! Ay Allah, sen iyi boya mı kaldın peki hala? Ya ne dedim ki ya? Ne yapayım? Onlar kaldı, onlar da. Mikrop, bak benimki burada. Düşürmüşsün. Bu Allah'tır kızım, bu Allah'tır. Allah'ın parmakları yok, gözün oysun senin. Güzel beste, sevdi be. Abla, bir Karadenizli reklamdı. Karadenizli reklam. Bu Karadenizce. Reklamları izliyorsunuz. Şimdi abla sana şöyle bir şey sorayım. Sizin mesela türküleriniz böyle zaman zaman, işte Kamil abi de, sizler de bilirsiniz. Senede iki tane türkü çıkarıyorsunuz. Yine yer yerinden. Bu nedir abi bu? Ben diyorum ki Karadeniz'de hiç türkü çıkmaz çıkmaz. Bir bakıyorum yine senede iki tane çıktı ve benim de seveceğim ve benim de sahnede okuduğum türküler. Nedir bunun özelliği abi? Bir de sözler çok ağırlıklı sizde. Sözlere çok büyük önem veriyorlar. Çok güzel sözler. Genelde Karadeniz türküleri sevgi üzerine. Yani bildiğimiz anlamda aşk üzerine. Bir de daha ziyade espri. Onun da çok büyük rolü var. Daha da Karadeniz müziğinde ritim çok fazla. Evet. Bayılıyorum size mesela. Teşekkür ederim. Kamil abiye sorayım. Abi bir kemençe. Bir kemençe ya. Çiz 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 çiz. Lan 25 kişi birden bir bakıyorsun oynuyor. Bizde davul, zurna, kıyamet yerinden oynuyor. Bir de kemençe abi bu. Kemençemiz gerçekten Karadeniz insanının çok duyarlı olduğu bir saz. Yani dediğin gibi bütün Karadeniz insanının, tabii bunun içine tulum da var. Ama bizde hakiki anlamda Karadeniz kemençesi dediğimiz kemençe çok sevilen bir saz. Çok zor bir saz. Ya çok zor bir şey abi. Böyle tutuyor ve böyle artık o perdeler, perde de yok yani, perde de yok, perdesiz. Ve gücü nereye dayanıyor onun şeyi? Kaç dakika ayır, buraya da bırakmıyor ya, burada çalıyor. Yani ayağına falan da bıraktı burada. Keşke olsa da bir tane çıkartırsa. Arkada tutma yeri vardır tam buraya oturduğu için. Enteresan o ya. Bugün nedense bir kemençe eksikliğimiz var. Evet, 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 hakikaten evet. Ben getirecektim. Peki fakat... Volkan, buyurun. Şöyle bir şey sorayım. Yani biliyorsunuz bütün dünyada bu etkin bir vaziyette. Mesela şeyler, doğal afetler vardır. Evet. Diyelim ki yangın, işte sel, deprem ama... Gel gelelim, bu Allah'ın, yüce Allah'ın bize verdiği afetlerdir bunlar. Bir de insanların insana verdiği afetler vardır. Mesela işte nedir? Çayda bir ara şeyler oldu. Evet. Radyasyon. Radyasyon bıraktı. Yani bundan Karadeniz nasıl etkilendi? İnsanlar nasıl oldu? Şimdi teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Bende çok önemli bir soru. Radyasyonu bir kere bize içirdiler. Yani tüm Türkiye'mize. Bunu bilerek... Yani yatmadılar, içirdiler diyorsun. Pek tabii. Yani bu az gelişmiş ülkelerde bunu yaparlar sürekli. Karadeniz'in çok büyük sorunları var. Birincisi kirlenme. Bu tüm dünyanın sorunu. 60 balıktan 6 balık kaldı. 2 milyon yani ton. Yani ortalamaya vurduğunuz zaman. Tabii. 2 milyon ton toprak dökülüyor denize her yıl erozyon sonucu. Denizin ışık geçirgenliği 15 metreye düştü. Sadece Ordu ve Trabzon gibi illerde 150 bin ton çöp denize dökülüyor. Bugün Kayseri, Amasya, Eskişehir, Ankara hep Karadeniz'e kanalizasyon akar. Tabii en büyük kirliliği Tuna Nehri. Bunu çoğu insan bilmez. Çok enteresan. Kayseri'nin Karadeniz'de pislediğini kimse insan bilmez. Kayseri nasıl? Irmaklarla. Yeşil Irmak mesela. Amasya Yeşil Irmak. O tarafa mı atıyor? Tabii. Ondan sonra asıl kirliliği %70 Tuna Nehri yapıyor. Biz de diyoruz ki bu deniz hepimizin. Bu dünya, bu kainat hepimizin. Marmara Denizi kirli diyoruz. Marmara'yı pisleden Karadeniz zaten. Çünkü Karadeniz'in tek akarı Marmara. Boğazlar. Dolayısıyla bunu değinmemizde fayda var. Aslında tabii... Karamsar bir tablo çiziyoruz ama biz sanatçı adayları ya da toplumun biraz önünde giden insanlar bu sancıyı taşımak zorundayız. Ben hep mutsuz olmak zorundayım. Hep sancılı olmak zorundayım ki bunları dile getirebilmeliyiz. Çok güzel, her şey çok iyi deriz de bunları halk bile diyebilir. Vurgulamak lazım. Gel. İsmail. Sen de bir Karadenizli yiğit olarak, televizyonu başlarında oturan bütün insanlara... Ne seslenmek istersin? Canlı. 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 Heyecanlı. Karadeniz'in arabesk parçasını okuyacağım. O ne? Hep sen mi okuyacaksın abi? Bir de ben okuyayım. Bu nasıl bir şey?
Sesi göreyim, sesi göreyim ama sonra. Evet. Adı ne? Adı. Haram olasın anam. Haram olasın. Ah, ben seni alamadım. Param Yahudi param. Seni benden alana haram olasın. Allah. Ben seni alamadım, oy param Yahudi param. Ben seni alamadım, param Yahudi param. Seni benden alana da haram olasın haram. Seni benden alana haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana da haram olasın haram. Yatağında yatana haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana da haram olasın haram. Yatağında yatana haram ola. Haydi beraber. Yorgundum çıkamadım oy çamburni bayrini. Yorgundum çıkamadım çamburni bayrini. Seni benden alanlar da görmesin hayrını. Seni benden alanlar görmesin hayrını. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana da haram olasın haram. Yatağında yatana haram ola. Haydi beraber. İki kafa bir yere dayat uyumayasın. İki kafa bir yere koyup uyumayasın. Kalbuna kanser biçün, çare bulamayasın. Kalbuna kanser biçün, çare bulamayasın. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana da haram olasın haram. Yatağında yatana da haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana da haram olasın adam. Yatağında yatana haram ola. Şimdi beraber. Ateşine da deli olmuşum deli. Yanarım ateşine hepten olmuşum deli. Ellerini tutanın da eli kirilsin eli. Ellerini tutanın da eli kirilsin eli. Gözlerine bakana, saçlarına tutana, yatağında yatana da haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana da haram olasın haram. Arabesk oldum olmadı. Yemin ederim, yemin ederim melodisi o kadar güzel ki tüylerim dikiliyordu ya. Na 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 ni 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 na. Bir de intizar var ya. Beddua ediyor. Evet. Gel İsmail'im gel. Üç duble rakı içerim. Vallahi eğer bu normal bir yerde oturuyorsan var ya bu da çalacak. Bu senin değil herhalde. Bu bir arkadaşımızın. Oh. Trabzon. Oh. Kimin? Ben biraz fazla terlerim abi. He ben birkaç kilo şey... Akş. Şimdi Trabzon'dayım.
Trabzon'da bir arabi, Samsun'dayım. Kamil abi. Şimdi dedim ki sahnede, o zaman seni söyledim yemin ederim. Dedim ki şimdi Kamil Sönmez Urfa'ya gelse, Urfa'da da şarkı söylese, yemin ederim onu çiğ köfteye boğarlar. Çiğ köfteye boğarlar. Çünkü Urfa'nın özelliği nedir? Çiğ köftedir. Burada dedim, Karadeniz özelliği nedir? Hamsidir. Ayıp dedim, Allah'tan korkun ya, bir tane bir gram kimse getirmiyor ya. Hamsi mevsimi değildir. Hamsi mevsimi de hem de kralı. Hamsi mevsimi ne zamandır? Kış mıdır, tam yazmış? Bu aylarda. Tam bu aylarda. Vallahi aynı bu aylarda. Ama kar vuracak hamsiye değil mi abla? Kar vuracak. Kar vurduğu zaman çok daha tatlı. Allah Allah. Evet. Bayılıyorum. Kemiğinle yutuyorum. Lahananın da kar vurmuşu gibi. Kellesini bellesini. Hayatta balığın kellesini sevmem. Abi akşam bir baktım kıyamet. Allah'ın hamsiye boğul. Yemin ederim. Sonra o. Sen niye kasetlerine Karadeniz türküsü okumaysın? Oy. Oy yandım hocam. Bu ses şu lamba kafaliden geldi. Bir dakika, kasette okudum ben. O zaman sen farkında değilsin. Hem Kürtçe okudum hem Karadeniz okudum. Yani o zaman bir ara serbestti Kürtçe. Kürtçe de okudum. Karadeniz de okudum. Aa, çok teessüf ederim ayrıca. Tabii okudum ama her sahnede mutlak ve mutlak Karadeniz okurum. Kesin kimse önüme geçemez. Eyvallah. Volkan, sen geçiyorsan buyurun. Estağfurullah. Gel o zaman. Gel o zaman Volkan. Evet. Ne? Onu dışarıda. Efendim? Onu size ben dışarıda özel söyleyeceğim. Ne? Niye abi? Allah Allah. Burada söyle. Efülimi iste de ilk çalışmamızda. Ha? Canlı... Küçük bir mırılda bakın. Bire küçük. Ne mesela? Çok güzel. O harika. Ciddi mi? Ben Malatya'da çok güzel. Biz zaten dünyanın... Hey kız, 17'li kız, gözleri yıldız yıldız. Gel otur çakıllara, seninle konuşacağız. Eğer baban vermese, dağlara kaçacağız. Efulim, gel uçur dağlar, oy farozda farozda. Kaçamayan kızların, kurtulak çinozda. Sevdalim uşan olsam, belimle kuşak olsam. Okşarken yana huni, gülden yumuşak olsam. Efulim. Çok teşekkür ediyoruz. Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı iletiyorum. Evet, şimdi Volkan, sen kasetinden bize ne söyleyeceksin? Can Uşak diyelim. Can Uşak. Evet. Can Uşak deyince artık sormuyorum Karadeniz yöresi midir, değil yani mi? Yani tabii bizde çok sevilen bir deyim. Böyle sevilen sempatiklere. Can insan. Can Uşak. Evet. Can Uşak diyorum. Volkan. Volkan kardeşime. Volkan. Bu biraz türkü mülkü kokmuyor, biraz bir şey kokuyor böyle. Bu biraz abi, evet, Ege, Akdeniz, Karadeniz. Çünkü o topraklarda, daha önce Kamil abiyle dışarıda görüştük, konuştuk o konuları. O topraklarda yaşamış olan etnik kültürlerin, insanların, dünya insanlarının bir izi bu. Yani bizde İspanya çok uzak değil bize. Hani hep diyoruz, Karadeniz'deki bir su, Yoroz'daki bir su bir gün sonra gider Yunanlı balıkçı ağ atar. O su iner İtalya'ya, İtalyan denizci kirli çamaşırlarını yıkar o suda. O su gider İspanya'ya, ufacık çocuğun yaptığı yelkenliği alıp götürür Fransa kıyılarına. Yani müzik budur bana göre. Yani Volkan, bence o su biraz da bizim balıklı göle gelsin ya. Ya oralara gelin, aslında ben oralara geldim. Sevgili İbrahim abi, ben askerliğimi Urfa'da yaptım büyük kısmını. Ciddi mi? Ve gerçekten ben biraz tabii tereddüt ettim. Aslında Türkiye'nin çok yerini gezdim de. Bana buradaki dostlarım şunu demiştir. Urfalılar çok misafirperverdi demişlerdi. Evet. Ve yaşadım bunu. Evet, doğrudur. Ve gerçekten Urfa Diyarbakır insanı, yani Anadolu insanı bozulmamış, dimdik onurlu. Bence, aynıdır ya, aynı. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bu laf hep böyle bir beylik laftır ama doğru bir laftır. Bir Doğu insanı ve Karadeniz insanı. Biri deniz görmüş, biri görmemiş olandır yani. Evet. Çok iyi izah ettin İbrahim. Yani, yani nasıl söyledim, yanlış mı söyledim? Ya özde bir. Sonuçta özde bir. Aslında aynı çamaşırlarını yani, güneşte kuruyorlar. Hayır, işte. Örf adetlere baktığım zaman hemen hemen aynı ya. Evet. Yani yemin ederim çok yakın birbirine. Çok yakın, yani misafir berberlik olarak. Evet. Doğru. Yani birbirimizden çok kız alıp vermişizdir. Doğru.
Karıştık bir. Evet. Artık Türkiye'nin bence genelinde bu geleneklerimiz pek bozulmuş değil. Doğru. Evet. Yani bütün bölgelerin geleneksel yapıları birbirlerine çok benzer. Çok ince ayrıntılar var. Çok. Ama saygıda, sevgide, birlikte, beraberlikte hep aynı şeyler. Yalnız konuşmadan nasıl anlaşırlar ben onu anlayamam. Olur. Hele hele bir de öz Karadenizliği hayatta çözmek mümkün değildir. Böyle çok cımbızla falan olmak lazım değil mi? Öz, mesela bir öz Urfalı'nın ne yapsan insan nasılsın? Hali kefi nasıl ya? İyidir de. İyidir de. Enteresan ama ya. Vallahi böyle aldığın zaman aynı bölgede yaşıyorlar. Yani aynı toprağın insanları. Aynı bayrağı, aynı nüfus kağıdı. Fakat birinin konuşmasına bakıyorsun böyle, birininki böyle. Geliyorsun Ege'ye geliyorsun. Daha bir değişik. Kurban olayım ya, ben insanları seviyorum ya. Sen bu insanlar üzerine bir şey söyleyebilir misin burada? Söylerim tabii. Niye söyleyeyim? Gel bakayım ne söyleyeceksin? Peki. Ne söylersin bize Kamil abi? Şimdiki türkü sevgili İsmail Türüt ve Mustafa Topaloğlu'nun... Şey pardon. Mustafa Topaloğlu deyince dolaşmaya başladın. Başını döndüreyim dedim sen. Sevgili İsmail Türüt'le Mustafa Topaloğlu'nun birlikte yaptıkları, daha doğrusu birbirlerine ikram ettikleri bir türkü. Çakal yesin anani, hem anani babani. Çakal yesin anani, hem anani babani. Çakal yesin anani, hem anani babani. Gülüm nereden bulursun benim gibi çobani? Gülüm nereden bulursun benim gibi çobani? Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. İnsanı bir hoş eder Artvin'in havaları. İnsanı bir hoş eder Rize'nin havaları. Çakal yesin neneni, hem neneni dedeni. Çakal yesin neneni, hem neneni dedeni. Gülüm nereden bulursun benim gibi seveni? Gülüm nereden bulursun benim gibi seveni? Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. İnsanı bir hoş eder Trabzon havaları. İnsanı bir hoş eder Giresun havaları. Çakal yesin ablani, hem ablani halani. Gülüm niye sevmezsin sana aşık olani? Gülüm niye sevmezsin sana aşık olani? Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. İnsanı bir hoş eder ordunun havaları. İnsanı bir hoş eder Bona'nın havaları. İnsanı bir hoş eder Samsun'un havaları. İnsanı bir hoş eder Zonguldak havaları. İnsanı bir hoş eder Sinop'un havaları. İnsanı bir hoş eder Bona'nın havaları. Kamil abi orduya kıyak yaptın. Benim. Bona'yı uç lafa değil. Bunun yayı pandolun içinde kaldı. Evet tak abi. Bona'yı uç lafa değil. Takma yeri pandolun içinde kaldı. Pandolun. Buyurun canım. Şu. Ver bana. Buyurun. Söyle. Geçen gün uyuyorum. Kuy sayıyorum. Araya öküz giriyor. Dana giriyor. Uykum kaçıyor ya. Gene uyurdum geçen günlerde bir gün. Kuyu sayarken beşinci kuyuna geldim. Hemen ardından sen atladın çitten. Ben de hemen
uykulu bir dakika daha bak bitmedi. Dinle bir dakika. Çiften ya, ben mi atladım? Ama dinle gerisini. Var ya çok çok meddebur süre. Gerisini bir dinlesene. Dinlet bakayım. Şimdi sen çiften atlayınca benim uykumu böldün. Bütün gece uykusuz kaldım. Sırf seni oradan atlamayasın diye. İbrahim Tatlıses, koskoca İbrahim Tatlıses koyun olacak. Olacak iş mi dedim içimde. Ama sana yaramazmış. Cemile. Ben ayrıca koyun değilim. Boğa. Oturan boğa. Sen neydin? Oturan saksıdaki çiçek. Şimdi reklam sırası kimde? Şimdi ayı bulur seni söyleseye söylediysem hepsi söylesin derim. Kano yapın. Ne? Ne? Reklam, reklam, reklam. Havaya girdi be. Hadi. Bir, iki, üç. Reklamlar. Evet, Kamil abi. Çok teşekkür ederiz. Kamil abi yıllardır tanırım. Ta Ankara'dan hiç İbrahim Tatlıses'in İ harfi yokken. Yani normalde İbrahim, İbrahim ama yani sizler duymadan. Onlar beni çok iyi duymuşlardı ve bana çok sahip çıktılar Ankara gibi yerlerde. Zaman zaman başka yerlerde. Ki onlar o zaman Kamil Sönmez'di yani. TRT'de olsun. TRT Radyosu'nda olsun ve Türkiye'nin hemen hemen çok yerinde tutulan, sevilen, sayılan bir Karadenizli sanatçıydı. Ve o günkü beyliğine bakıyorum, efendiliğine bakıyorum, halen hiçbir şey değişmemiş. Ve o zaman hiçbir şey değilken bana sahip çıkması beni onurlandırmıştır. Bu güzel insanı ayrı bir severim. Yani arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. İki tane kardeşime de öyle sesleniyorum. Hiç ismi olmayabilir, sizler şöhret olabilirsiniz ama mutlak ve mutlak ona bir imkan, şöyle bir imkan yani. Bir güzel bakmak bile yeter insana. Yani bir işten bir söz bile yeter. Yani onu alıp göklere çıkarman gerekmiyor. Bir güzel bakış, bir insani el tutuş. Ne bileyim, canım nasılsın demek bile ayrı bir duygudur bence. Doğru mu söylüyorsun? Doğrudur Allah. Abi. Vallahi onun için işte söyledi dedi ki dünyalıyız biz. Bütün insanları seviyoruz gerçekten. Doğrudur. Ben de bütün insanlar için, güzel insanlar için bir tane, bir tane. İsmail yakamdan düş. Şimdi bana der ki Karadeniz'den bir tane söyle. Ben hangi kesinlikle, Karadeniz'in hangi parçasını çok seviyorum? Kesinlikle söyleyeceksin abi. Gemime çaktım yelken, bir sefere giderken, ah dua et sevdiğim, gider gelir umerken, ah dua et sevdiğim, gider gelir umerken. Urfalıya güzelden var. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden var. Allah'ım olasan, paşam olasan, bensiz kalasan Ömer, yetim olasan. Paşam olasam Ömer, bensiz kalasam Ömer, yetim olasam Ömer, vay de. Thank you.
düşer Urfa bir yana düşer Zülüf gerdana düşer Zülüf gerdana düşer Bu nasıl baş bağlama her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer vay Baş bağlamak, bu nasıl baş bağlamak Her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer vay Hep beraber Anam olasan Paşam olasan Bize gelesen Ömer Benim olasan Ömer vay Yetim kalasan Ömer Bize gelesen Ömer var Gel 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 bak gel Evet Süreyya davulcu oğlu diyoruz bize ne diyorsun abla ikinci Şimdi ben biraz önceki İbrahim'i çok seviyorum o türkülerdeki İbrahim'i Vallahi abla, sana bir şey söyleyeyim de sen sevsen de sevmesen de artık atarım, çünkü darı geçti. Ben bir şey daha söyleyeyim sana. Biz türkülerle büyüdük, analarımız, evet, ben bir programda da izah etmiştim böyle, beşiğin içinde salarken böyle. Evet. Böyle beşiği biliyorsun, halbuki ne güzel söylemen. Neni, neni demesi lazım ki, neni. Düşün, civata, mivata, kafada hiçbir şey kalmadı, onun için bana zaman zaman Arabeske döndü, arabesk okuyor diyen halk müziği sanatçı arkadaşlarımız da birer tane arabesk kaset yaptılar. Ne abla, türkü ne? Derenin kıyısında yılan gömecekleri. Ne? Bir dakika, bir dakika koyma mı var? Mevlim o fiyatlarında Şimdi türküleri seviyor ya. Evet. Urfalı'ya mezarlarını söyleyince böyle sanki bu sürahıyı aldım böyle bağrına döktüm onun. Böyle bağırışı oldu. O kadar güzel okuyorsunuz ki. Ya karıştırma. Karıştırma. Bazen para lazım ediyor onun için şey yapıyor. Yoksa türküde az para var öbüründe çok var. Vallahi karıştırma. Yolumuzu buluyoruz abla idare edinle çaktırmadan ya. Hayret bir şey ya. Ha? Ne? Ne dedin kız sen? Nane bulacaksın diyorum ya. Bulacağın kadar buldun Allah aşkına. E seni arıyordum. Sen de buldum Allah aşkına. Sen de bulduk. Yalnız biz bir şey söyleyelim vallahi. Nasıl şimdi işte Sakıp Sabancı'yı göz önüne getirin ya. Yani dünyası var ama hiçbir şeysi yok bence. Dünyası var yani. Yani istediği yere uçaktan gidebilir. Hatta ve hatta şu anda beni Amerika ışınlayın dese onu bile yapabilecek güçtedir yani. Ama son gideceği yere beni canlandırın dediği an işte o yok. O canlanma olmuyor. Gitti mi bir daha gelmiyor. Onun için onun yanında çalışanlara bakacaksın. Onu alkışlayacaksın mesela. Diyeceksin ki yanında kaç kişi çalışıyor? Kaç kişi onun yüzünden ekmek yiyor? O güzel bir şey. Biz de vallahi... Şimdi Kamil abi, Kamil abi az önce içeride bir şey dedi. Sen söyle onu. Bir haberimde, bir televizyon haberinde söylemiştim. Ama ciddi söyledim öyle, şakadan da değil yani ciddi bir söyledim. Şimdi bir tek benim değil, sanıyorum buradaki her arkadaşımızın da hoşuna gidecek bir olaydı. Ben arkada konuşurken İbrahim'e de söyledim. Şimdi madem benim açıklamamı istiyor, ben söyleyeyim. İbrahim bir programda, işte ben işte çok param var. İstesem bu parayı çalıştırırım. Ve kesinlikle de başım ağrımaz. Kimseyi de çalıştırmam. Ama ben parayı çalıştırmayı değil, insanı çalıştırmayı düşünüyorum. Bu parayı emeğe dönüştürmeyi istiyorum. Bu parayla bir şey üretilmesini istiyorum dediği zaman benim çok hoşuma gitmişti. Ben kuliste kendisini tebrik etmiştim. Burada da hepinizin alkışlarınızla onu tebrik ediyorum. Çünkü... Yani şimdi... Her şeyden önce
Her şeyden önce tembel değilim. Tembel değilim. Çalışıyorum abi. Çalışan demirde pas tutmaz. Babamın lafıydı. Ben de çalışıyorum. Boyuna pırıl pırıl. O güzel. Yani eğer bu çalışmayı da bir şeye dönüştürebiliyorsan şu anda lahmacunlarda 250'ye yakın Urfalı çalışıyor ve sadece fırıncı. Onun dışında 500'e yakın da normal yani Ankara'da bulmuş, İstanbul'dan, Bursa'dan normal vatandaşlar çalışıyor. Yani işsizliğe ben bir nebze faydam olursa ne mutlu bana. Yoksa alırım parayı, bankaya koyarım faize. Ah! Ense yaparım, teknem gelsin oğlum. Bugün balık yemek istiyorum. Şede. Kaşta. Yarın şede balık yiyeyim, Kuşadası'nda. Öbür gün Bodrum'da. Hadi lan, yürü. Yaramaz. Yaramaz. Doğru muyum? Doğru değil miyim? Volkan. Bence haklı. Gel bakayım abi. Bence de sence. Gel abi gel. Ne söyleyeceğim bize? Şimdi madem bu akşam türkü akşamı oldu. Çok dostsuzlu insanlarla beraberiz. Ben de bir annelerin türküsü var. Annelere ithafen bir türkü okumak istiyorum. Güzel. Ne güzel. Analarımızı severiz. Oh anne. Leyla anne. Leyli. Pardon. Öyle demeyeyim. Kızıyor bana sonra. Seni seviyorum demiş. Dünyanın en güzel sesinden türkü dinlemek gibi bir şey diyor seni sevmek. Oysa ben bu akşam türkü dinlemek değil, türkü söylemek istiyorum diyor şair. Ve de annemin hayırsız evladıyım çünkü ona lacivert gözlü torun veremedim. O anlamda başta annem olmak üzere bütün lacivert annelere... Lacivert mi? Öyle betimliyoruz, lacivert diyoruz. Anladım. Bizim sularımız lacivert çünkü evet. Ha, sular lacivert mi? Tabii. Kuzey Deniz biraz laciverttir uçaktan bakınca. Ya kafamı karıştırma, sen ne söylüyorsun? Kafamı karıştırma Volkan. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarımızın eşliğinde bir üzeri söylüyoruz yine. Oy gökte uçan kuşlara arkadaş, arkadaş, arkadaş olunur mu? Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mu? Can çıktı boğazıma, can çıktı boğazıma, aşağı yutulur mu? Can çıktı boğazıma, can çıktı boğazıma, aşağı yutulur mu? Hey! Gökte uçan kuşlara arkadaş olamadım. Gökte uçan kuşlara da arkadaş, arkadaş, arkadaş olamadım. Uçan kuş yuva yaptı, kuş yaptı yuvasını, kuş kadar olamadım. Kuş yaptı yuvasını, uçan kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım. Cici kuşum otur yanıma otur. Dedim cici kuşum da otur yanıma otur. Al beni kanatına, al beni kanatına, kuzucuğuma götür. Al beni kanatına, al beni kanatına, kuzucuğuma. Dedi bana cici kuş da sen ağırsın tutamam. Dedi bana cici kuş da sen ağır, sen ağır, sen ağırsın tutamam. Ey yavrucuğum seni, ey kuzucuğum seni, ölsem de unutamam. Ey yavrucuğum seni, ey kuzucuğum seni, ölsem de unutamam. Bütün annelere saygılar, sevgiler. Oy, da da di da di di dam di dam di dam. Bu neydi? Maç kurallar. Evet. Abi. Ne oldu? Ay, dur heyecanlanma. Ne oldu? İçeride ütü yapıyordum. Evet. Eteğim çok ütüsüzdü, buruşuktu. Sonra böyle buruşuk suratlı bir adam geldi. Suratına yapıştırdım ütüyü. Buruşmanız geldi mi? Yok, bilmiyorum. Suratı çok kötü. Bekçi de mi gelmedi? Ya, yok kimse gelmedi. O zaman bir bok olmaz, bir şey olmaz. Gel. Ha peki. Abi bir şey daha var. Yırttın. Bir ne şey oldu, daha ha? var.
Ne var? Ya gene ütü yapıyorum. Hep ütü yaparken başıma geldi. Can 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 biri konuşuyor. Ben hiç bakmıyorum, takmıyorum. Ütülüyorum, ütülüyorum, ütülüyorum. Orada konuşuyor. Yeter be, kafamı ütüledi dedim. Kafasına bastım ütüyü. Ya sen kimi kandırıyorsun? Yok ütüde onun kafasına bastım da bilmem ne. Numaracı. Geç kalıyorsun, ondan sonra ütüyü bahane ediyorsun. Reklamlar. Söyle. Allah cezanı verecek. Git te te. Hadi. Git. Gel kendi. Hadi ikiniz. ATV'de reklamlar görelim bari, bari görelim bari, bari görelim bari. Evet, bütün Karadenizler biliyorsunuz, efendim bütün Türkiye biliyor ki Karadenizlerin fıkrası menşurdur. Ve dünyaca menşurdur bence. Yani Nasreddin Hoca'nın fıkraları bile bu kadar şeyde enteresan değil mi ya? He? Kamil abi? Yok, Nasreddin Hoca'ya ulaşamayız da Karadeniz... Vallahi bence geçtiniz. Hoca üzülüyordur ama şimdi Allah nur içinde yatırsın hocayı, gerçekten üzülüyordur ama bir de biliyorsun fıkrası çok tutulan bir insanın hiç fıkrası olmadığı halde ona mal ederler. Niye? Onun ismi anıldığı zaman gülünür de ondan. Şimdi bir normal fıkrayı artık Karadeniz diye anlatıyorlar, yine gülüyorsun. Niye? Karadeniz'in fıkrası meşhur ya. Mesela ablamdan başlayalım. Sayın Davulcuoğlu. Fıkra gibi olmuş bir şey anlatayım. Şimdi Karadenizli hemşerilerim düğün yapıyorlar. Malum düğünün ilk başlangıcı kına gecesi. Ha. Kına gecesinde oturmuşlar, kemençe çalınıyor, horonlar, türküler derken o arada büyüklerden birisi rahmetli olmuş. Gelmişler ya demişler, aman kesin böyle böyle işte filanca teyzemiz rahmetli oldu. Ya demiş, kapatın yüzünü biz devam edelim. Ha, bu hava kesilir miydi? Yarın sabah açarık yüzünü. Evet Volkan, sıra sende. Abi ben Kamil abi devretsem hakkımı ne olur? Yok. Bana müsaade misin? Yalnız bana arkadaşlar eşlik edecek. Ben bir fikri anlatacağım, Türkiye ile anlatacağım. Son kasetimi Of Lilan Şeytani anlatacağım size. Bu ne lan? Bak dinle. Buyur bakalım. Ses ver abi. Evet. Şeytan bile şaşırdı dünyanın gidişine. Söyledi bukli aldı, Misir koçalini uyanı kofli aldı. Şeytan kızdı söyledi, yarışma baştan olsun. Ektuğumu sebzenin üst kısmı benim olsun. Ofli verdi cevabı, altı da benim olsun. Ektuğumu sebzenin cinsi patates olsun. Patatesler ofliye, yaprakları şeytana. Şeytan kızdı söyledi, hile mi vardır buna? Şeytan kızdı söyledi, bu yarışma sayılmaz. Edecek bir doğuş, bu iş habele olmaz. Getirdi iki değnek, birisi tam üç metre. Değneklerden biri sadece yarım metre. Şeytan kaptı uzunu, kısa kaldı ofliye. Ofli düşündü dedi, haydi boş bir odaya. Değnekler ellerine girdiler bir odaya. Ofli kısa değneklan yapıştırdık kafaya. Şeytan uzun değneklan sallar sallar vuramaz. Oflinin kaşısına bacak üstü duramaz. Şeytan dedi, Allah'ım bana bela arattın. Madem ofli var idi da beni niye yarattın? Beni niye yarattın? Beni niye yarattın? Beni niye yarattın? Bunu son kasetimi okudum. Son kasetimi okudum. Yemin et. Vallahi. Vay be, şeytan bile ofludan çekmiş. En son Allah'a yalan dedik, madem oflu vardı beni niye yarattın? Evet Kamil abi. Acayip bir fıkra bulman lazım. Bu niye? Evet, fıkra Kamil söylemez. Şimdi ben çok anlatılmış, çok bilinen bir fıkrayı çok sevdiğim için burada anlatmaya çalışıyorum. Ve her dönemde, her insanın yapısında geçerli olduğu için. Ve her yörede bu fıkrayı hemen hemen kendi üzerine alır. Yani... yani evet, alabilir yani. Bizde de bu olmuştur der. Zaten genelde... Bu yaşadığımız olaylar. Şimdi Karadeniz hemşerilerimizden bir tanesi işe giriyor. Paranın para olduğu bir dönem. İşe girdiğinin birinci haftasında zarfı alıyor. Bakıyor zarfın içinde 100 lira fazla var. Uy diye uşuğum yaşadım ulan diyor. Uy kurban olduğum diyorlar. Böyle bir iş, böyle bir para.
Yiyor parayı. İkinci hafta gidiyor, bir daha zarfı alıyor. Para gelecek ya. Bakıyor zarfın içinde, heyecanla açıyor. Ula 50 lira eksik, hemen çıkıyor müdür. Müdür diye bu nedir? Ne oldu diye müdür? Benim zarfımın içinden diye 50 lira eksik çıktı. Ben böyle şeyi katiyat olan sevmem. Peki diyor, sevmezsin anladığım. Peki biz sana birinci hafta 100 lira fazla verdiğimiz zaman niye sesini çıkarmadın? Vallahi diyeyim müdür bey, benim prensibimdir. Ben daima ilk hatayı affederim. Bence bir daha bu kadar olmaz. Akıllıca bir cevap olmaz. Bir tane daha yakışır bence. Yok yeter. Vallahi bir tane ölüm öp. Allah Allah. Şimdi trafik kazalarının insanların üzerindeki etkilerini biliyoruz. Ama maalesef çok ağır kazaları gördüğümüz zaman bile otomobille seyrederken etkileniyoruz. Fakat 10 dakika sonra veya 15 dakika sonra bu ayağımızı yine frenleyemiyoruz ve gazın üzerine basıp alabildiğince süratli gidiyoruz. Şimdi çok önemli, çok feci bir trafik kazasında bakmışlar işte ölüler, ağır yaralılar, hafif yaralılar. Malum bizde iyi niyetle kurtarırken bile bilgisizlikten öldürenlerimiz de çok. O arada insanlar koşuştururken hemşerimin bir tanesinin serçe parmağı kırılmış. Uy, öldüm, beni kurtarın derken işte koşuşturan insanlar ya diyorlar ki kardeşim yapma, kurban olayım. Bak burada ağır yaralılar var. Uy, öldüm, beni kurtarın işte yine koşuşturan insana, ya kardeşim şöyle bir çekil. Allah aşkına bak burada ağır yaralılar var, işimiz var, gücümüz var. Uy, dinle, kes lan demiş. Kes. Adam orada ölmüş, gıkı çıkmıyor. Sen hala serçe parmağı. Bak abi. Bak. Çok hoş ama ya. Adam oturmuş bir saattir gıkı çıkmıyor, bak çıktı gıkı. Ne güzel ama ya. Adam ölmüş orada gıkı çıkmıyor. Güzel, harika.
zamanında İsmail'im, 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 İsmail. Beni hep, beni hep canlı okutuyorsun. Banttan okumayacak mıyım ben ya? Ha! Sana ceza. Peki. Mesela bu nedir abi? Bu, bunun kaç tane türküsü var hoca? İsmail'in? Ha. İsmail buradayken bana niye sordun anlamadım ama İsmail'in çok güzel türküleri var. Abi şimdi bana işte Mahmut yani... Tuncer'i sorsam ben Mahmut Tuncer'i anlatacağım. Ben şimdi, de sen biliyorsun onu. Tabii İsmail evladımız, çocuğumuz, kardeşimiz. Gayet tabii ki türkülerini de zevk alarak dinliyoruz, okuyoruz ama bunun bir hamsi gözlüğü evet. var. Bir hamsi gözlüğü var. Gel bakayım hamsi gözlüğü. Al kırmızı yerine. Ben şeyi dinleyecektim ya, bırak onları söylesin arkadaş ya. Tamam. Ula ulan yazıyı bu nedir, bu ne? Ya bırak ya beni. Ya onu sonra hep birlikte hep okuruz ya. Okuruz. Öyle mi? Tabii tamam. Tabii. Tamam peki. Neydi? Hamsi gözlüm. Hamsi... Abi bizde meşhur hamsi. Abi hamsi nasıl göze benzeyecek merak ediyorum. Şimdi ben sana bir şey diyeyim. Sarıyer'e hemen girerken beyaz köşk vardır. Bizim yarımızdan seni bekliyorum hani hamsi yemeğe. Bütün Allah dostlarım. Nerede dur bir dakika. Sarıyer'e girerken hemen solda beyaz köşk gazinosu. İsmail Turu Çarşamba, Cuma, Cuma'da kadar çaktırmadan reklam. Burayı kestim bir daha konuşmam seninle yalnız. Hayır tamam da orada ne yapıyorsun sen? Orada hamsi var, kara lahana var, misir ekmeği var. Her şey var. Yani lokanta mı orada abi? Lokanta ama yani... müzikli. İşte buyur. Korkma Türk okutmayacağım sana, yemin ederim. Yok. Ben gel hamsimi yerim abi. Evet. 50 tane yeter mi? Abi. Kamil abi bekleyelim biz sana böyle. Alın da sevgili tatlı sesi gelin. Gelin. Hamsiye gelin. Geleceğiz. Ne abi Mehmet çalın. Hepsi ha? var Karadeniz'de. Bravo. Nasıl hamsi gözü? Yemin ediyorum çok güzel ya. Kamil abi var değil mi? Aynı o baştaki türkü gibi bir de yanlık biliyor musun? Bir son söz neydi dur birlikte söz. Güneş doğu ne diyor? Açtı sabah güneşi, günün günaydın olsun. Günün günaydın olsun. Böyle anandan aldım seni, gözlerin aydın olsun. İşi yani bak, ya. Bak ne güzel. Şimdi bak, bir de cinas var burada. Şimdi diyor ki güneş doğdu yani. Güneş biliyorsunuz bulutlu bir hava güzel değildir yani. Güneş doğduğu zaman güzel şeyler olur. Günün günaydın olsun diyor. Yani seni de aldım anandan. İbrahim, o da bir güzelliktir İbrahim yani. Biz, o da bir mutluluk ya. İbrahim abi biz bunların eserleriyiz. Sevgili Süreyya ablanın, sevgili Kamil Sofya, sevgili burada olmayan, sevgili Ocaklı'nın, Erkan Ocaklı, Karadeniz... Müziğine çok evet. büyük katkılar var. Sevgili İbrahim Can dostumuzun. Yani Ümit ben, Tokcan. Tabii yani Ümit abi onlar biraz daha folklorik oldukları için ben otantik anlamda konuştum. Tabii evet. onlara çok sevdiğimiz saygı. Bizim burada yani. Saygıyla ben isterdim o bütün abilerimiz de burada olsun. İsim de Cemile Cevherçi şeklinde herhalde. Yani. Otantik bir kardeşim. Buraya geldiniz var. Mesela diyelim ki buraya geldiniz. Abla şimdi yani elinizde ne bir balık var ne bir şey var yani. Eli boş yüzü kara geldiniz yani. Abi ben sana dedim ya gazineye gel. En büyük eksiğimiz kemençesiz geldi. Evet. Özür diliyoruz herkese. Evet. Evet. Yani ben bunu ben zaten söyledim. Bir Karadeniz gecesi saymıyorum. Bir Karadeniz gecesi yapalım. Bir ama şöyle başlangıcı olmuş böyle, olsun. Herkes çünkü... olduğu gibi giyiniz. Böyle olduğu evet. gibi. O zaman şeyi serelim. O zaman folklor ekibi evet. getirelim. Değil evet. mi? Evet. Yani hiç olmazsa bir kemençe oynayalım bir şey öyle olsun. Bir söz verelim gerçekten. Tamam. Vallahi abi Las Bora'ya getirelim. Bir tane doğu gecesi yine yapayım. Bir tane de böyle Karadeniz tamam. gecesi. Tamam yapayım. Biz de geliyoruz. Evet. Tamam. Abi. Evet. Gel şimdi Volkan. Evet. Gel şimdi Volkan. Ben takaya binerim, Bataçık'a giderim. Ben takaya binerim abi. Taka güzel tık 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 tık. Ne güzel. Bu türküdeki o vokal ses Ümit Tokcan. Ümit Tokcan evet. Allah Allah. Çok zor bir parti İbrahim abi. Operadan tenör getirdik. Tenör ses getirdik çıkamadı. Ümit Tokcan çıktı. Bravo Ümit Tokcan. Yani geniş bir ses evet. Bir de oraya İbrahim Tatlıses çıkar. Yani ben bile zor çıkarım orada. Yok çıkarsın. Vallahi. Sizin de aynı. Güzel basın bir de. Çok geniş. Aman aman evet doğru doğru bravo. Ama şimdi ben çıkarım oraya ama Ümit Tokcan'ın verdiği tavrı veremem ki. Biraz yani, daha evet yöresel. Yani yöresel olduğu için o tavrı veremem. Evet. Ben İbrahim Bey. Gel ablacığım gel bir dakika gel. Benim istediğim sizde. Ne istediğin? 3 ay önce Trabzon'dayım. Rus pazarında geziyorum. Sizin 13 veya 15 yıl önce okuduğunuz Kara Çadır Düzdedir çalınırken o anda Kara ne kadar etkilediniz. Kara Çadır Düzdedir aman aman ne bilmem Kara Çadır Düzdedir
top zülfler yüzdedir, yavru da güzellemiler de baba baba baba. Top zülfler yüzdedir, yavru da güzellemiler. 16 gelin sevdim, aman aman eminem. 16 gelin sevdim, aman aman eminem. Benim gönlüm kızladır, yavru da güzelleminem. Hala gönlüm sendedir, yavru da güzel emin. Peki abla, küçük olsun, küçük şu kadar, şu kadar Karadeniz'den. Böyle küçük bir şey ama mesela diyelim ki ne bileyim daha halen böyle çıkında bağlı olan bir türkü. Yani çıkında daha halen çıkmamış. Var mı böyle küçük bu kadar böyle mırıldanarak? Sesini. Gül çiçekler açayı da kızların yanında. Gül çiçekler açayı da kızların yanında. Aradı buldu beni da çamaşır ırmağında. Aradı buldu beni da çamaşır ırmağında. Öyle deme, öyle deme. Öyle desen neleceksin? Ezrail gelse başına nasıl can vereceksin? Ezrail gelse başına nasıl can vereceksin? Niye? Niye abla bana taktın? Gel otur. Niye bana taktın ablanın ayağını öpeyim? Ben nasıl can vereceğim? Normal can vereceğim. Şaka. Biraz boğuşurum Ezrail'den. Şaka. Allah'ım. Kamil söyleme, söylüyorum size. Gel. Gel. Söyle. O da Karadenizli mi? Antepli mi? Bu Antep'e bak. Vallahi. Hiç benziyor mu Karadenizli? Kara kurayım anlamına. Biz her şeye rağmen, bütün her şeye rağmen sürçülisan etmedik. Ettikse de af ola. Çünkü biz bu gece gerçekten Karadenizli dostlarımızla birlikte, büyük abilerimizle birlikte, sevgili kardeşlerimizle ve sevgili ablamız diyoruz. Belki yaşça bizden küçüktür ama biz yine ona bayan olarak abla diyoruz. O bizim ablamızdır, saygı duyduğumuz bir insandır. Çünkü Türk halk müziğine gönül vermiştir. Halk müziğine gönül veren bütün insanlar, otantik olarak Karadeniz'i burada sergileyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta beyefendi olmak üzere. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Andırgaz'ın sevdalık bak ne hallara düştüm. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Görürse baban bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Görürse baban bizi öldürür ikimizi. Baban görmesin bizi, görürse baban bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, görürse baban bizi öldürür ikimizi.
Kız senin anan baban çekmedi bu sevdanı. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Görürse baban bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Görürse baban bizi öldürür ikimizi. Ağzına sağlık. Dedim. Abi dede demek tabii. Çamil abi 55 oldun mu? He? Tam 50. Ne pis herifsin biliyor musun? Yok desin. Abi de çamurcu ya. Desin. Babam muhtar olduğu için hatta bir yaş büyük yazdırmış. Ben onu da kullanıyorum. Yarı 49. Hayır 49 fakat ben 50 diyorum. Yani bu arada işte babamı da bahane ediyorsun. Belki de 51'dir. Nereden bilelim baban da kireç ettirmiş? 60 yaşında inşallah yine böyle seslenme imkanı buluruz. 70 yaşında inşallah buluruz. İnşallah. İbrahim Allah. Daha 25 yaşındasın. Ne var bunda ya? Ya Kamil abi sen var ya. Ya hayatta böyle güzel bir adam olmaz ya. Allah aşkına. Tatlı ses giyiminden bir şey ister misin abi? Vallahi emret ya. Yani abi otelde beleş yat. Lahmacunu bedava ye, otobüse beleş bin, daha ne yapın? Beleş giyin, daha ne yapın ben size? Bu kadar veriyorsunuz, ben size bu kadar veriyorum. Şarkı yok, bitti. Alas mı alın? Moment. Alo. Şimdi... Başında da söyledim, yine söylüyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kişiye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 1, Karadeniz'e buradan sevgi saygı diyorum. 2, Karadenizlilere sevgi saygı diyorum. 3, biz bu memleketin insanıyız. Bu memleketin insanını seviyoruz. Başında da dedik. Ve bütün dünya insanlarını da seviyoruz. Çünkü biz barışı seviyoruz. Kavgayı değil, dövüşü değil. Bizim silahlarımız, mikrofonlarımız, kurşunlarımızsa sözlerimiz, türkülerimiz, ezgilerimiz. Biz adam ölürken bakıp gülen insan değiliz. Oturup saatlerce ağlayan insanız. Birinin parmağı kanadığı zaman bile saatlerce ağlarız. Biz duygusal insanlarız. Biz müzisyeniz. Sizlerden çok güzel şeyler aldık. Biz sağduyulu insanlarız. Onun için biz Türkiye'yi seviyoruz, türkü söylemeyi seviyoruz. Adam dövmeyi, adam öldürmeyi, adam kesmeyi, biçmeyi değil. İnsanı yaşatmayı seviyoruz. Küçük bir şey söylüyorum, küçük bir şey. Maksat kızmasınlar. Küçük bir şey hemen alıyoruz buraya. Neydi? Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş dolar, kurumazsın vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen. Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kurumazsın vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen, yakam olsun sen. Umudumsun sen. Evet, şimdi aslında o mikrofonlardan ses geliyor. Yani oradan söyleseniz, öyle. Söylediğiniz zaman ses oradan alıyoruz. Ama bunlar yetmeyecek. İkiye bölemeyeceğiz. Ben davul çalacağım. Sizden aldım. Soyadınızı özür dilerim. Ben İbrahim Davulcuoğlu. Sivrinin tepesinde vardır cicili taşlar. Solumuzdan o yana yine sırmalı saçlar. Solumuzdan o yana yine sırmalı saçlar. Ula ula niye
Niyazi diyeceğim sürmeni. Adam adamı yese baba yer güneneni. Ula ula Niyazi diyeceğim sürmeni. Adam adamı yese baba yer güneneni. Sana mı verildi ordunun güzelliği? Hep sana mı verildi Urfa'nın güzelliği? Ula ula Niyazi yiyeceğim sümleni. Adam adamı yese baba yer dönemeni. Ula ula Niyazi yiyeceğim sümleni. Adam adamı yese nenen yer dönemeni. Adam adamı yese baba yer dönemeni.